Evet, bir video bir kavrama hoş geldiniz. Bugünkü kavramımız kalıcı kar nedir? Kalıcı kar alt sınırı neye göre değişir? Hemen kavramımıza geçelim. Evet, gelsin dağımız. Bakın şimdi. Dağımızda kar yağmış ve dağın her tarafını karlar kaplamış. Sıcaklıklar artmaya başladığı zaman bu dağdaki karlar erimeye başlayacak. Ama nereye kadar eriyecek hocam? Belirli bir seviyeye kadar. Neden? Çünkü yükseklere çıkıldıkça 200 metrede bir derece sıcaklık azalır. Sıcaklık azaldı ve belli bir seviyeden sonra sıcaklık öyle bir azalıyor ki bu karlar eriyemiyor ve kalıcı kar oluşmuş oluyor. İşte şimdi yüksekte bulunan bu karlara biz kalıcı kar diyoruz. Hocam kalıcı kar alt sınırı nedir? Bu karların altında bir sınır oluştu bakın. İşte o sınıra da kalıcı karın altındaki sınır diyoruz biz. Peki hocam kalıcı kar yüksektir, kalıcı kar alçaktır kavramı ne demek? Gelsin dağlarımız. Bakın bir tane dağımızda kalıcı kar ne yapmış? Erimiş karlar ve yukarıda az bir kar kalmış. Diğer dağımızdaysa ta deniz seviyesine kadar karlar var. Şimdi biri bana kalıcı kar yüksektir kavramını kullandığında sen hemen yüksekleri siliyorsun, yüksektedir koyuyorsun oraya. Yani şu, birinci şekle bakın, kalıcı kar yüksektir dedim sana. Hemen birinci şekli düşünüyorsun, kalıcı kar yüksektedir anlamını söylüyor bana. İkinci şekle bak şimdi, kalıcı kar alçaktır, yani kalıcı kar alçaktadır anlamını hemen getireceksin aklına. Şimdi bunlar gitsin ve dünyamız gelsin. İkinci şekli dünyada ekvator çizgisinin üzerine koyayım. Yani şu bol karla olan şekli. Bakın şimdi ekvatorda hava nasıl? Sıcak değil mi? O zaman bu ikinci şekil burada böyle kalabilir mi? Kalamaz hocam. Ne olacak? Erimeye başlayacak. Eriyecek ve kalıcı kar sınırı şu an ne oldu ekvatorda? Hocam kalıcı kar sınırı yüksekte oldu. Yani ekvatorda kalıcı kar sınırı yüksektir. Neden kafamız karışıyor bu cümlelerde? Biri sana kalıcı kar sınırı yüksektir dediği zaman sen kalıcı karların çok olduğunu algılıyorsun. Cümle oraya çekiyor seni. Hayır, çekmeyecek. Ne yapıyorsun? Sana birisi kalıcı kar sınırı yüksektir dediği zaman ha hocam yüksektedir anlayacaksın. Kutuplara bir tane daha koyalım şimdi. Kutuplarda hava nasıl? Soğuk. Peki burada bu kar eriyecek mi? Eriyemeyecek. O zaman kalıcı kar sınırı nasıl oldu? Alçakta oldu değil mi? Evet arkadaşlar. Ekvatorda kalıcı kar sınırı 5000 metrelerde başlar. Çünkü ancak hava sıcaklığı orada 5000 metrelerde azalabilir. Ekvator çok sıcak. Orta kuşakta 2400 metrelerde kalıcı karlara rastlıyoruz. Ve kutuplardaysa deniz seviyesine kadar kalıcı karlar azalıyor. Bakın kalıcı kar azalıyor derken kalıcı kar yok anlamında değil. Kalıcı kar düşüyor aşağı seviyelere, alçalıyor anlamında kullanılır. Bu kelime oyunlarına hiçbir zaman düşmüyoruz. Şimdi neyi gördük biz? Enlemin kalıcı kar üzerinden nasıl bir etki yaptığını gördük. Peki bakı nedir ve kalıcı karı nasıl etkiler? Bakı dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Gelsin dağımız ve buna da bir tane güneş gelsin. Bakın güneş bu taraftan bakıyor değil mi dağımıza? İşte bakı dediğimiz şey bu. Güneşe bakan taraf. Şu an bu dağımıza güneş bu taraftan bakıyor değil mi? Bakısı neresi? Bu taraf. Peki burada kalıcı kar nasıl etkilenir hocam? Bakıyoruz şimdi buradaki dağımıza. Buradaki dağın bize dönük yamaçlarında sıcaklık daha fazla olacak. Neden? Çünkü güneş o tarafa bakıyor. Sıcaklık fazla olduğu için de karlar daha da eriyecek. Ve kalıcı kar sınırı daha da yüksekte olacak. Kalıcı kar sınırı daha yüksektir. Ama arka tarafına güneş vurabiliyor mu? Hayır hocam. O zaman orada kalıcı karlar daha alçakta olacak. Çünkü orada sıcak çok fazla yok. Kalıcı kar erimeyecek ve alçakta kalmış olacak. Anladık mı mantığı? Evet hocam. Peki güneş karşı tarafa geçsin. Şimdi oraya bakın. Hava ısınacak. Hocam hava ısındığı için kalıcı karlar eriyecek. Eridiği için de kalıcı karlar yüksekte olacak. Bu taraftan olacak. Güneş göremediği için kalıcı karlar eriyemeyecek ve kalıcı karlar daha alçakta olacak. Şöyle eğik bir şekil çıkacak karşımıza. Peki dünyada ve Türkiye'de kalıcı kar bakı etkisiyle beraber
nasıl bir iyilik kazanıyor? Buna bakalım. Gelsin dünyamız. Evet, bakın arkadaşlar. Bu dünyada yengeç ve oğlak dönencesini gösterdim size. Neden yengeç ve oğlak dönencesi önemlidir? Dünyanın ekseni 23 derece eğiktir. Bu eğiklikten dolayı güneş ışınları dünyada bir kuzeye doğru dik düşer, bir de güneye dik düşer. Tabii aralarda geçerken de dik düşüyor. Demek istediğimiz yengeç ve oğlak dönencesi bu dik düşmenin son noktaları. Yani güneş ışınları dik düşüyor, dik düşüyor. En son gelip yengeçe dik düşüyor. Daha yukarıya çıkamıyor artık ve buradan güneye dönüp en son oğlağa dik düşüyor ve sonra daha da aşağıya inemeyip tekrar yukarıya doğru dik düşmeye başlıyor. Yani dünyada bir yıl içerisinde güneş ışınları bu iki dönence arasında gidip geliyor. Peki Türkiye nerede? Yengeç dönencesinin kuzeyinde. Yani Türkiye'ye güneş ışınları dik düşebilir mi? Düşemez hocam. Neden düşemez? Çünkü biz dönencelerin dışında kalıyoruz. Peki bu nasıl etkiliyor bizi hocam? Güneş ışınları yengeç dönencesine dik düştüğünde. Yengeç dönencesine dik düştüğünde bize yakın mı? Yakın. E bize yakınsa bizi iyi ısıtıyor değil mi? Yani yaz mevsimi yaşıyoruz. Hocam yaz mevsimi yaşadığımız bir dönemde yengeçe dik düştüğü bir dönemde gelsin dağımız Türkiye'ye. Bakın dağın ne tarafına vuruyor bu güneş ışınları? Güney tarafına vuruyor. Peki hocam hiç kuzeyine vurabilir mi bu güneş ışınları? Yengeç dönencesinin kuzeyinde hiçbir zaman güneş ışınları oradaki dağların kuzeyine dik vuramaz. Ne tarafına vurur her zaman? Güney tarafına. O zaman yengeç dönencesinin kuzeyinde ulaşacak bir dağın kalıcı kar görüntüsü nasıl olur? İşte böyle olur. Peki hocam yazın böyle, kışın nasıl? Kışın da güneş oğlak dönencesine gidiyor. Ve oğlak dönencesine gittiğinde bizden uzaklaştı mı? Uzaklaştı. Peki oğlak dönencesine gittiğinde güneş ışınlarının geliş açısı ne oldu? Bize eğik düşmeye başladı. Bize eğik düştüğü için bizi ısıtamıyor. Biz ısınamadığımız için kış mevsimi yaşıyoruz. Yani kış mevsimi yaşadığımızda aslında güneş ışınları bizden ne yapmış? Uzaklaşmış. Bize eğik düşüyor. Bu yüzden kış mevsimi yaşıyoruz. Peki hocam bakın bu durum da nasıl? Yine bakın güneş ışınları nereye vuruyor? Yine güneyine vuruyor. Kuzeyine yine vuramıyor. Yani yengeç dönencesinin kuzeyindeki bir yerde her zaman bakı neresidir? Güney taraflarıdır. Peki hocam güney yarım kürede durum nasıl? Şimdi güney yarım küredeki bir dağımız gelsin. Bakın güney yarım küredeki bir dağında her zaman kuzey tarafına vuruyor güneş ışınları. Güney yarım küredeki bir dağın kuzeyinde kalıcı alt sınırı daha yüksektir. Güneyinde daha alçak. Evet şu ana kadar ne öğrendik? Kalıcı kar nedir? Kalıcı kar alt sınırı enleme göre nasıl değişir? Kalıcı kar alt sınırını bakı nasıl etkiler? Kalıcı kar kavramı bizim için çok çok önemli bir kavramdı. Ne diyoruz? Yunus Hoca'yla bir defa öğren, bir daha asla unutma. Bir sonraki kavramda görüşmek üzere.